Teknoloji Kampüsü'nden yeni bir video ile hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere BIM üzerinde 80 TL'ye satılan bal peteği tasarımlı oyuncu mouse'un incelemesini yapacağım. Ben şöyle yakından bir göz attım. Gerçekten ışıklandırması harika. RGB renklerin doygunluğu, gökkuşağı efekti mükemmel. Özellikle hep şöyle bir bal peteği tasarımlı bir mouse alayım mı almayayım mı derken 13 Ocak 2021'de BİM'e ürün geldi ve gittim hemen satın aldım. Ve size bu video içerisinde güzel bir haberim var arkadaşlar. Bu mouse'u çekilişle sizlerden birine hediye edeceğim. Tüm çekiliş detaylarını bu videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım. Şöyle yakından hem bir kutu tasarımına hem de bir kutu içeriğine göz atalım. Daha sonra ufak tefek bir oyun testleri yapıp yavaş yavaş videomuzun sonuna geliriz. Lütfen arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bu videoyu beğenip bizi üst sıralara çıkarmayı unutmayın. Dilerseniz gelin hep birlikte mausumuza yakından göz atalım. Kutusuna hep birlikte yakından göz attığımızda arkadaşlar mausun tam olarak marka modeli Prozone G88 RGB Gaming Mouse olarak karşımıza geliyor. Hemen Diğer taraflara göz attığımda mouse ile alakalı pek bir detay yok. Hemen şu yan tarafta özellikleri bizlerin karşısına çıkıyor. 199 IC chipset dediği bu chipset yonga sayesinde hassas ve profesyonel kullanım imkanı bizlere veriyormuş. Makro programlaması bulunuyor 7 adet tuş sayesinde ayarlamaları yapabiliyoruz. RGB bir aydınlatma mevcut ve bal peteği tasarımıyla karşımıza geliyor. 800 ila 6400 DPI arası bir hassasiyet değerine sahip. Kutuyu içerisine açtığımızda sadece mouse'un kendisi ve bir adet kullanım kılavuzu ile garanti belgesi yer alıyor. Yazılım desteği ile alakalı herhangi bir maalesef bizim tarafımıza yönerge sunulmamış. Mouse'u arkadaşlar ben internetten komple şöyle bir e, arama yaptım. Detaylı olarak baktım ama mouse'un herhangi bir yazılım desteğine rast gelmedim. Kullanım kılavuzunun üzerinde yazan WhatsApp destek hattından firma ile iletişime geçtim. Eğer herhangi bir yazılım linki verirlerse yine bu video altında size açıklamalar kısmında indirme linkini verin. Çünkü yanda tuş atamaları falan olduğunu söylüyor. Yazılım desteğinin olduğunu da belirtmiş. O destekle beraber o makro tuşlarına istediğimiz herhangi bir tuş ataması yapabilmemiz gerekiyor. Bunun için de bir yazılıma ihtiyaçlık durumu var. Tamam DPI hassasiyet değerlerini mouse'un üst tarafındaki tuşlardan yapabiliyoruz ama tabii ki diğer makro atamaları için bu yeterli değil. Bakalım firmayla 13 Ocak itibariyle hemen sıcağı sıcağına bir iletişime geçtim. Eğer geri dönüş yaparlarsa yine dediğim gibi bu videonun altına açıklamalar kısmına yazılım linkini sizlere bırakacağım. Mouse'un tasarımı gerçekten benim çok hoşuma gitti. Özellikle fiyatına göre renklerin doygunluğu, renklerin akışkanlığı, tam bir böyle RGB havasını yaratması gerçekten hoşuma gitti. Bir de beyaz rengi var sanırım. Dedim beyaz rengini mi alsam, siyahını mı alayım derken siyahının daha güzel aslında durduğunu söyleyebilirim. Hem de klavyeyle güzel bir kombin edilmiş oldu. Gerçekten arkadaşlar fiyatına göre ürünün görselliği bile fazlasıyla bize yeterli sayılabilecek bir mouse olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki ne kadar uzun seneler bizi sorunsuzca götürür orası tartışılır. 2 sene sonra mı, 3 sene sonra mı, 5 sene mi ne kadar götürücü orası tartışılır. Tabii ki fiyat performansa göre değerlendirdiğimizde yine güzel bir tasarımla karşımıza çıkan bir mouse olarak geliyor. Sanıyorum ilk defa BIM'lerde satışa sunulan bir mouse. O sebepten ötürü benim de dikkatimi çeken bir mouse olduğu için dedim Steel Series ailesi de geldi biliyorsunuz aynı gün içerisinde. Onlardan ziyaret dedim hemen ben bu mouse alayım. Çünkü gerçekten böyle bal peteği tasarımlı bir mouse istiyordum ben de. Güzel bir denk geldi. Ama tabii ki bu mouse'u sizlerden birine çekilişte hediye edeceğim. Video açıklamalar kısmındaki tüm detayları takip edebilirsiniz. Renk değişimi vesaire yapılıyor ama üstteki butonlarla renk değişimi yapabiliyoruz. Farklı renklere bürünüyor fakat Belli bir saniye geçtikten sonra tekrar gökkuşağı rengini almaya başlıyor. Büyük ihtimalle DPI hassasiyetleri arasında geçiş yaptığımızı bize gösteriyor. İşte mesela yeşil tonda atıyorum 1200, mavi renkte 1600 veya işte diğer sarı renge geçiyor. Bu arada da diyor ki 2500 DPI gibi. O aralıklar o. Çünkü bastığımızda bilgisayardan da kontrol ettim. Hassasiyetler değişiyor. Ama renklerin değişiminde e, pek herhangi bir detay göremedim hem alttaki hem üstteki tuşlara bastığımda e, tam böyle farklı bir renk cümbüşüne denk gelmedim büyük ihtimalle Belki bu yazılımla birlikte daha renklerin değiştirebilir olması karşımıza ilerleyen günlerde çıkacaktır diye tahmin ediyorum hem ele oturması özellikle küçük eller için mouse'un üzerindeki o çıkıntı ile birlikte çok rahat bir şekilde mouse'a nüfuz etmenizi sağlıyor yandaki makro tuşları olsun tıklamalar olsun, scrollümüz olsun, DPI değiştirme butonları olsun çok rahat bir şekilde elinizi kavrayabiliyor. Ben tutuş hissiyatı konusunda da gerçekten bu mouse'a 10 üzerinden 10 veriyorum. Tasarımı da benim Ergonomi açısından ciddi anlamda hoşuma giden bir mouse olmuş. İlerleyen süreçlerde de oyun testi de yapacağız. Oyunlardaki FPS tarzı oyunlardaki özellikle bu hassasiyetler arasındaki oyun testine de bakacağım. Umuyorum güzel bir e, oyun testiyle de bizi uğurlarlarsa 80 liraya göre gerçekten öve öve bitiremediğim hem görsel anlamda çok kaliteli hem e, performansı anlamında vermiş olduğu e, chipset sayesinde güzel işler de çıkartırsa 80 liraya yemede yanında yattık bir mouse olarak karşımıza gelecek diye umuyorum. Kablo yapımız tamamen plastik bir kablo yapımız mevcut. E, USB bağlantısıyla da cihazlarımıza rahat bir şekilde bağlayıp tak çıkar olarak kullanabiliyoruz. Otomatik olarak mouse'u da zaten işletim sistemimiz hemen tanıdı ve mouse kullanmaya başladık. Kablo uzunluğundan herhangi bir şey belirtmemişler ama tahminimce bir buçuk metre arası bir uzunluğu mevcut. Oyuncu mouse'larının kablo uzunluğu genelde 2 metre 1.75 2.5 buçuk iki metre arası oluyor ama bunun tahminen bir bir buçuk metre uzunluğu var. E, yetersiz değil ama bir tık daha uzun olmasını beklerdim. Arkadaşlar hepinize merhaba'lar. Biliyorsunuz oyun videolarını abim değil ben çekiyorum. Şimdi bir mouse'la tekrar sizlerleyim. Ben kardeşi Emir. Bakalım yeni mouse'umuz nasıl diğerlerinden daha mı iyi? Biliyorsunuz daha önce yine farklı kontrol oynarken benim videolarım vardı. Testlerini ben yapıyorum. Şimdi tekrar bakalım. Bu mouse'umuz da gerçekten gayet çıktırıyor yerlerine nazaran. Şu an yaklaşık 1600 dpi hassasiyette. Ele oturması olsun, böyle büyüklüğü olsun ne çok küçük ne hani ele çok büyük geliyor. Mesela abimin bir kendi kullandığı stil serisi var. O biraz büyük. O elime büyük geliyordu. Bu orta ortalama bir insan eli için gayet güzel bir şöyle. göstereyim size. Tam elime oturuyor benim. Akışkanlığı da gayet iyi. Aynı şöyle biraz Topunu yuvarlayayım görüyorsunuz çok seri hiçbir yani bekleme süresi falan yok. Şuradaki tuşla da DPI'yi ayarlayabiliyoruz. Bakın şimdi basıyorum görüyorsunuz bir yavaşlıyor burada şu an daha çok yavaşladı. Şu an bakın en akışkan bu bunda da oynaması biraz 6400 DPI'de şu an bunda da biraz oynaması zor oluyor. Bir tık daha basalım yani şu an daha iyi yani burada oyunun içindeki fare hassasiyette 2.03. Şu an uçuyor yani arkadaşlar. Biraz düşürmek lazım mı? Şu an gayet iyi. Gerçekten ele bu arada çok iyi oturuyor. Fiyatına bakacak olursak 80 lira gibi bir fiyatı var. Hani bu fiyata var mı derseniz böyle mouse bence yok. Hem de şu ışıklar olsun. En çok zaten hoşumuza giden abimin de benim de ışıkları oldu. Görüyorsunuz klavyemizle aynı kombinde. Çok profesyonel bir oyuncu değilseniz siz de anlamazsınız diye düşünüyorum. Gayet yeterli bir Mouse 80 lira fiyatını baz alırsak günümüz şartlarında gerçekten iyi bir fiyat. Biliyorsunuz çoğu şeyin fiyatı uçtu. Mouse'larda buna dahil. 80 lira için oyunlarda sizi hiç üzmeyecek bir performansı var gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Hassasiyeti olsun, pet üstündeki şu akışkanlığı olsun, hani ağır gelmeyiş olsun ya da çok hafif kaçmayan şey olsun gerçekten yeterli benim için. Sizler için de öyle olacağını düşünüyorum. Genel olarak son bir kez mouse'u değerlendirecek olursak arkadaşlar 80 lira fiyat bandında hem oyuncu mouse'um olsun hem hem RGB bir görüntüye sahip olayım. Beni RGB'ye boğsun. Hem de DPI hassasiyeti güzel bir kıvamda olsun. Akışkanlığı yeterli seviyede olsun hassasiyetler arası geçiş yapabileceğim bir mouse olsun. Hem de e, tutuşu, boyutları itibariyle ergonomisi açısından güzel bir mouse arayanlara ve bütçesi sınırlı seviyede olanlar için gerçekten güzel bir mouse olarak karşısına çıkıyor. Birkaç sene rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle tasarımıyla sizi fazlasıyla gözünüzü doyuracaktır tam böyle bal peteği tasarımı ile birlikte yoğun bir RGB o ledlerin ışıltısını iliklerinize kadar hissedeceksiniz bu mouse arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum fiyatına göre hem tasarımı hem ergonomisi hem oyunlardaki performansıyla 80 lira bandında alınabilecek güzel bir gaming mouse olarak karşımıza çıkıyor. Çok 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 uzun uzun yıllar idare edebilecekmişsiniz gibi düşünmeyin ama birkaç sene sizi çok rahat idare edebileceğini de sizlere söyleyebilirim. Lütfen arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bu videoyu beğenip bizi üst sıralara çıkarmayı unutmayın. Ve en önemlisi eğer bu mouse'u çekilişle kazanmak istiyorsan bu videonun altındaki açıklamalar kısmından tüm yönergeleri sağlarsan bu mouse çekilişle sizlerden birine hediye olarak gönderilecek. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.